Allah, bu ne böyle? Bu nasıl bir cips? İşte Dark Web'den gelen cehennem cipsi. Abi bu ne böyle? Şuna bakın. Koşacağım lan. OSF ailesi, benim için dua edin çünkü bu videodan sonra acı krizine girip ölme ihtimalim çok yüksek. Arkadaşlar, bugün saat gecenin 3'ünde en acı cipsleri yiyeceğim. Gerçekten önümde bir sürü acı cips var şu an. Ve de en son Dark Web'den getirdiğim en özel ve en acı, dünyanın en acısı, gerçekten ondan acısı yok, en acı cipsini yiyeceğim. Ve o cips yiyenlerin hastanelik olduğu söyleniyor. Oldukça tehlikeli bir cips. Bakın şu an önümdeki cipsler bunlar arkadaşlar. Şöyle sırayla göstereyim. Böyle bir cips var, böyle bir cips var, böyle derken. Ve en son bu Takis, Blue Heat ve Pringles'a baktıktan sonra işte Dark Web'den gelen özel acılı cips var arkadaşlar. Cehennem ateşi cipsi deniyor buna. Dark Web'de $250 civarı bir şey almıştım galiba. Her neyse, ona en son bakacağız dediğim gibi. Çünkü çok tehlikeli. Hatta öyle tehlikeli ki eldivenle almam gerekiyor cipsi. Ciltte bile, hani böyle dokunduğumda elimde bile zararlar olabilirmiş. Evet, şimdi Çerezo'nun şöyle acılı bir cipsi var arkadaşlar. Bunu eskiden ben çok yiyordum. Direkt bunu açarak başlayalım. Dediğim gibi son yiyeceğim İki cips, özellikle bir tanesi yani Dark Web'den gelen beni bayağı kötü edebilir. Ciddi anlamda bak konuşamıyorum. Dünyanın en acılı cipsi abi. Ve ondan önce de bu şekilde Takis Blue Heat var. Bunu da TikTok'tan görmüş olabilirsiniz. Dili hem mavi yapıyor hem de hani inanılmaz bir acıymış arkadaşlar. Dili yapan bir mavi cips daha var arkadaşlar. Onu da biliyorsunuz. O da videoda var, merak etmeyin. Şimdi Çerezo'nun şu acılı cipsiyle başlayalım abi. Bunun tadı bence güzel ya bak. Bayağı önce yiyordum ben bunu. Şöyle yiyelim. Evet, bu güzel. Ben bu arada acıyı çok severim arkadaşlar. Bu video tam benlik. Yemin ederim çok güzel. Şu an var ya, sonuna kadar yerim yani. Böyle videoda bir film falan açık olsa, kendi videom falan, bunun sonuna kadar yerim. Bence bu çok güzel abi. Acı da çok çok az. Gerçekten çok çok az acı oranı var. Ben bu cipsleri bu arada hepsini açacağım. Sonra ne yapacağım bilmiyorum. Bunların hepsini şu an yemem imkansız yani. Bu videodan sonra cipslerden soğuyacağım gibi duruyor. Sırada Doritos Hot Corn var arkadaşlar. Bunu eskiden çok yiyordum ama bunun kokusu çok pis abi. Hem hani acılı, hani acısından çok kokusu da çok pis arkadaşlar. Yani bunun kokusunu hiç beğenmiyorum. Doritos Hot Corn, Doritos'un kırmızı cipsi. Şimdi bunu da açtım. Bak direkt böyle kokusu bir yayıldı arkadaşlar. Şimdi bunu da yiyeceğim. Bu arada sizin yediğiniz en acı cips hangisi, yorumlara mutlaka bekliyorum. Yani bu yiyeceğim cipslerden en acısı size göre hangisi, yorumlara bekliyorum. Şimdi bunu yiyelim abi. Görüntüsü bile bir tuhaf ya, baksanıza. Ama Doritos seviyorum. En sevdiğim marka Doritos olabilir. Şöyle yiyelim. Bundan bayağıdır yemiyordum abi. Bunun tadını özlemişim. Bence bu da acıdan ziyade böyle baharatlı ve güzel bir cips abi. Yani tatlı acılı mı denir buna, ne denir bilmiyorum ama bence bu da normal yani. Beğeniyorum bundan. Acıdan çok tatlı. Tatlı yani. Ama bu cipsi seven kadar bence sevmeyen de vardır abi. Yani kokusundan dolayı özellikle. Bilmiyorum, siz seviyor musunuz, sevmiyor musunuz, artık yorumlarda görürüz. Buradaki tüm acılı cipsleri gecenin 3'ünde yiyorum abi. Gerçekten bilmiyorum ne olur. Hani lanetli olaylar mı yaşarız, ben hastanelik mi olurum? Yani bilmiyorum. Cidden çok çok kötü cipsler var arkadaşlar. Şimdi sırada Patos Rolls var abi. Bu biraz fazla büyük almışım, abarttım. Patos Rolls cipsi var arkadaşlar. Bu da oldukça acılı bir cips olduğu söyleniyor. Bakalım, bunu da yiyelim. Ben bunlarla küçükken çok yerdim ben. Cips çok yiyen bir insanım arkadaşlar. Şöyle bunu da açtım. Oo, kokusu çok iyi. Kokusunda bak, kokusunda bir acılık hissediyorum abi. Diyorsun ki bu cips acı arkadaş. Bu cips acı arkadaş diyorsunuz. Yiyelim. Yemin ederim özlemişim ya. Bu cipsler bana acı gelmiyor abi. Tatlı geliyorlar ya. Ne diyorsunuz? Şöyle oha, içi çekilmişler. Bunları da yiyorum. Şu ana kadar ki bu 3 cipste zerre acı hissetmedim abi. Yani ciddi anlamda zerre acı hissetmedim. Tamamen tatlı cipsler bana göre. Ama buradan sonrakiler biraz daha adım adım çok acıya doğru gidecek abi. İşte bu bir zamanlar çok popüler olan Doritos Risk arkadaşlar. Doritos Risk 3.0'dı bunun asıl adı. Dilim maviye boyuyor, hem de çok acı abi. Yani bunlardan bazıları acı, bazıları tatlı oluyordu. Hatırlıyor musunuz Doritos Risk'i abi? Bakın üzerinde de yazıyor. Dikkat, bazıları yakar, bazıları boyar diyor abi. Bunun da
Yani hatta bunun hakkında böyle davalar mavalar açılmış, şikayet ediyordu bu cips. Yani çocuklara zarar verdiği söylenerek öyle bir tehlikeli bir cips arkadaşlar. Şimdi sıra bunda. Bakalım benim başıma neler gelecek bu videodan sonra. Bu kadar acılı cipsi yedikten sonra tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. Abi yemin ederim bunun kokusu acı ya. Kokusu acı. Bir cipsin kokusu acı. Sizce acı mı denk gelecek, tatlı mı denk gelecek? Tatlı denk geldi değil mi? Evet, tatlı. Bir tane daha yiyorum. Acı gelene kadar yemem lazım abi. Çünkü acı cips lazım bize bu videoda. Tatlı cipsi ne yapayım ben? Ya acı cips lazım. Umarım bu acıdır. Hadi ya. Yine acı denk gelmedi abi. Niye acı denk gelmiyor? Şöyle görünümüne bakacağım abi. Yok, görünümlerinden de hiçbir şey anlamıyorum ya. Hepsi normal görünüyor. Bir türlü yakmadı abi. Bir türlü yakmadı. Yiyorum şu an bayağı. Oturdum Doritos Riz yiyorum abi. Dilim de boyanmadı abi hiçbir şekilde. Yani bir türlü acı gelmedi ya. Şansa bak ya. Acı istiyorum, acı. Acı çekmek istiyorum falan diyorum. Mazoşist gibi. Şöyle apur apur yiyeceğim abi. Acının gelmesini istiyorum çünkü. Sonunda bir tane acı denk geldi abi. Hissediyorum şu an acıyı. Bu gerçekten önceki yediklerimizden çok daha acı abi. Bu ciddi anlamda acı bir cips yani. Bakalım dilim de boyanmış mı acı yediğimize göre. Evet. İşte Doritos Risk arkadaşlar. Dilim maviye boyanmış. Bakın tekrar gösteriyorum. Umarım iğrenç bir görüntü çıkmıyordur ama bence oldukça iğrenç. Doritos Risk gerçekten şu ana kadar yediklerimizden en acısıydı abi. Ama şimdi sırada yeni çıkmış bir cips var abi. Ve gerçekten bana göre çok acı olan bir cips abi. Bunu yiyenler bilir. Gerçekten acı bir cips arkadaşlar. Şu ana kadar çıkmış marketlerde satılan. Bakın bu Dark Web'ten getirdiğim özel cipsi bahsetmiyorum. Bu marketlerde satılanlar arasında en acısı budur abi. Net bir şekilde söylüyorum. Şimdi sıra bunda. Açtım. Oh, şimdi bunu yiyorum abi. Bu ciddi anlamda hepsinden daha acıdır. Böyle bir... Şimdiden ağzımı yakıyor abi. Bu gerçekten acı bir cips. Doritos Risk'ten bile daha acı abi. Bence Doritos Risk'ten bile daha acı. Evet, oldukça iyi abi. Bunu seviyorum. Çok iyi. Gerçekten ağzım yanıyor. Gerçekten ağzım yanıyor. Umarım istemsizce ağzımı şapırdatmıyorum arkadaşlar. Umarım yani. Böyle bir şey olmasını istemem. Özür dilerim. Sırada 56 lira verdiğim Pringles ve Takis Blue Heat var arkadaşlar. Buna da inanmayacaksınız ama 250 TL civarı bir para verdim galiba. Yani bunu çok merak ediyorum. Çünkü bunu daha önce hiç yemedim abi. Önceki cipslerin hepsinden yedim. İllaki yedim. Ama bu Takis Blue Heat'ten hiç yemedim. TikTok'ta buna dünyanın en acı cipsi diyorlar abi. Bakalım bunu yiyince ne olacak abi. Bunu da çok merak ediyorum ama ondan önce Pringles var olsa vecalesi. Pringles çok pahalı. Yani bu cips ne ara 56 lira oldu. Gerçekten çok şaşırıyorum ülkemize. Aslında şaşırmıyorum artık da neyse. Ne oldu? Cips mi yiyeceksin sen? Ha? Sen yesen var ya bu patilerin alev alır patilerin. Patilerin alev alır. Sıpa Leyla hadi git. Şöyle Pringles'ı da hızlıca açalım abi ve sonra da benim çok merak ettiğim ve sizin de merak ettiğinizi bildiğim o iki en acı cipse geçeceğiz. Pringles'ı da açtım şöyle hemen yiyelim abi. Bu da Pringles'ın en acılı cipsi galiba arkadaşlar, öyle biliyorum yani. Bakın üzerinde hot spice. PC nasıl okunuyorsa. Yiyorum bakalım. Yani bence önceki yediğimiz Doritos Risk ve Doritos Flamingo Hot çok daha acı bundan. Bence öyle düşünüyorum yani. Yani ama tadı çok tatlı abi. Yani bu da diğerleri gibi tatlı acı diyebiliriz abi Pringles cipsine de. Lan Leyla kapağını götürmüş. Ya getir kapağı. Kedimin elinden son anda aldım. Pringles'ı da şöyle kenara koydum. Ve sırada
Takis Blue Heat var abi. Dünyanın en acılı cipsi olduğu iddia edilen cips arkadaşlar. Dilim maviye boyuyormuş. Tıpkı Doritos Risk gibi. Hangisinden çaldı acaba? Neyse. Şimdi bunu da açıyorum. Bunu böyle kenardan açmamız gerekiyormuş. Evet. Açtım. Tamam. Uzun uğraşlar sonucu açtım arkadaşlar. Şöyle yemin ederim içinden mavi ışık vuruyor abi. Bunu size göstermeye çalışacağım ama içinden mavi ışık vuruyor. Görüyor musunuz? Abi inanılmaz bir mavi rengi var sanırım bunun. Ama şöyle tam anlamıyla açamadım bir türlü. Açtım. Açtım. Şöyle çıkarıyorum. İşte. İşte Takis Blue Heat abi, dünyanın en acı cipsi olduğu iddia ediliyor. Bakalım şimdi bunu yiyeceğim. Mavi bir cips abi, şu mavi boyalık ne lan böyle? Çok değişik bir görüntüsü var gerçekten. Hazır mısınız? En çok merak ettiğim buydu abi. 3, 2, 1. Yedim bakalım. Acı diğerlerine göre çok daha hızlı geldi şu an. Bu ne lan? Abi bu ekşi, acı değil. Aa, kandırıldık la. Arkadaşlar bu acıdan çok ekşi yani. Güzel abi ama acıdan çok ekşi bir cips abi. Takis Blue Heat de böyleymiş yani. Ben bayağı bundan korkuyordum ama korkulacak bir şey yokmuş abi. Diğer cipsler gibi tadı. Hatta biraz fıstık, böyle fındık fıstık gibi bir tadı var yani. Çerez gibi bir tadı var. Maviye boyuyor mu abi? Çünkü rengi masmavi bunun. Bu ne lan? Mavilik gitmiş Doritos Risk'ten kalan. Bilmiyorum, maviye de boyamadı abi. Bu ne? Çok da beklediğim gibi bir cips değilmiş abi bu. Sizce bu cipslerden en iyisi veya en acılısı hangisi? En sevdiğiniz yorumlara bekliyorum. Ve arkadaşlar sırada Dark Web'den gelen dünyanın en acı cipsi, cehennem cipsi, cehennemden geldiği söylenen bu cipsi yiyeceğim arkadaşlar. Burada böyle adres bilgileri falan var. Şimdi bu kutuyu ben de sizinle birlikte açıyorum. Büyük ihtimal içinden ufak böyle bir paket çıkacak. Derken bir dakika. Bu ne lan? Bu kadar da ufak beklemiyordum. Abi umarım böyle bir anda böyle bir şey falan fırlamaz. Böcek böcek böyle bilmiyorum. Pakete makete sarmışlar. Galiba kırılmasın diye. Bir dakika. İçinden şöyle direkt alayım. Abi böyle peçeteli bir şey var ve etrafında böyle kırmızı kırmızı izler var. Ne var lan bunun içinde bu kadar? Aa, ne oluyor? Bir şeyler dökülüyor sanki. Bir dakika, açıyorum. Açıyorum abi, hazır mısınız? Oha! Lan bu ne böyle? Bu nasıl bir cips? İşte Dark Web'den gelen cehennem cipsi. Abi dumanlar çıktı resmen, gördünüz mü? Yemin ederim. Abi bu ne böyle? Aman Allah'ım, bu ne? Bak biraz kırılmış. Bir dakika, şimdi bunu yiyeceğim. Ama ondan önce dokunurken böyle bir koruyucu eldiven takacağım arkadaşlar. Dark Web'de böyle bir uyarı da vardı. Cildinize zarar verebilir diye. Hatta mide koruyucu da yemem lazım ama ondan bulamadığım için sadece eldivenle korunabileceğim. Şimdi şöyle bakın, görüyor musunuz? Abi inanılmaz bir cips ve bu cips Dark Web'den geldi. Dünyanın en acı cipsi. Şöyle tuttum. Abi bu nasıl bir renk? Aman Allah'ım, görüyor musunuz rengini? Ananı satayım, ben böyle bir şey görmedim. Bu ne? Abi bu ne böyle? Abi şuna bakın. Cehennem kırmızısı rengi var şu an resmen. Ve bakın acıları peçeteye kadar dökülmüş abi. Öyle korkutucu bir cips yani. Şimdi sizinle birlikte yiyorum abi. Direkt hepsini yesem mi ne yapsam bilmiyorum. Direkt hepsini yiyeyim mi bir anda? Sizin için olsa vecalesi. Siz böyle şeyler denemeyin tabii ki. Umarım başıma çok kötü şeyler gelmez. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Ve dünyaların cipsi yiyorum. Ve de Dark Web'den giren. Baba. Kokuyor. Kokuyor. Gelemiyor lan. Biraz yemeye devam ediyorum ama şuna bakın. Çok korkunç. Abi resmen kan kustu. Bu ne? Anlatayım, bunu gösteremem size. Aa, bu ne? Arkadaşlar bu ne böyle? Lan ne oluyor? Abi bu ne böyle?
Arkadaşlar, gerçekten çok zor kendime geldim. Sabahtan beri resmen çeşmeye böyle ağzımı dayadım ve su içiyorum. Deli gibi su içiyorum ama hala da acı hissediyorum. Gerçekten ben ömrümde böyle bir acı görmedim. Bu var ya 20-30 milyon Scoville galiba. Ve gerçekten kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Belki hastaneye falan giderim abi. Ağzıma bakın, hala daha geçmiyor abi, resmen ağzım kan içinde abi, çok kötü. Abi gerçekten çok kötü, sizlerle yaşıyorsunuz, mutlaka bunları bekliyorum. Yine böyle gece 3'te yemeli içmeli video gelsin mi abi, böyle istediğiniz şeyleri yiyebilirim gece 3'te. Bunu da yollara bekliyorum artık. Videomu sakın şaşan, mutlaka videoyu beğenmeyi, kanalına abone olmayı unutmayın. Aral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